Fan abi, hayırdır ya? Ya sen... Ya senin hiçbir şeyden haberin yok tabii oğlum. Biz sana ulaşamadık. Ne oldu abi? Kiraz yok. Kayıp. Nasıl kayıp ya? Ya bununla okulda dalga mı geçmişlerdi? Ne yapmışlarsa artık yok işte o saatten beri. Hayda. Ha. Filiz panik zaten şey yapma çok. Rahmet. Abla. Rahmet, kiraz yok. Tamam, tamam. Kiraz tamam, yok. Tamam abla, tamam. Tamam, sakin kiraz ol. Yok. Tamam, sakin ol abla, buluruz tamam. Sen sakin ol. Ol lan. Bulamadık hiçbir yerde. Diyorum, paran var mı? İnşallah başına bir şey gelmemiştir. Allah'ım inşallah iyidir. Of. Abla. Abla. Rahmet. Ya hiçbir yerde yok bu kız, delireceğim. Tamam abla, çıkacak bir yerden illaki ya. Tamam bir sakin olun. Cemil'le çek karakoldayım zaten. Bir şey olduğu zaman bize hemen haber verecekler. Ya ben bir de şu aşağı mahalleye bakacağım ya. Çok takılıyordu burada çünkü o. İllaki çıkacak bir yerden abla. Tamam bir sakin ol lütfen ya, tamam mı? Bak bir dönsün. Yemin ederim hiçbir şeyine kızmayacağım. Bak istediği kadar kapris yapsın, hiç kızmayacağım. Ya Filiz, eski okul arkadaşlarından birinin yanına gitmiş olmasın? Yok, onların hepsi buralarda oturuyorlar hep. Yani birisi haber verir de mutlaka anneleri, babaları. Ya tamam, sakin ol. Ne bileyim, belki de güvendiği birinin yanına gitmiştir, olamaz mı? Belki o yeni okulundan arkadaşların yanına gitmiştir, öyle bir şey olabilir. Ama Fiko tanıyor onları, dur. Fiko'yu bulmak lazım. Abla. Hah, Hikmet. Fiko nerede? Fiko, babamla Zeynep'le sahilde. Ya bir Fiko'yu bulmamız lazım. Şey, ya belki yeni okulundan arkadaşlarına falan gitmiştir. Tanımıyoruz ya onları biz. Tamam. Belki oradadır, Fiko biliyor. Biz sorsak ona. Tamam ablacığım, tamam hadi. Ha, tamam. Öyle olabilir gerçekten. Dur, tamam. Kiraz, heh, ne işin var senin burada? Asıl senin ne işin var ya? Sen mi çağırdın onu? Evet, yani sen telefonda öldüğüm bittim ben deyince ben de korktum, aradım doktoru. Bak doktor sağlam adamdır, heh, güvenebilirsin ona. Tanıyorum ben zaten onu. Ablamın eski sevgilisi.
Doğru ya. Ama olsun, tanıyorsunuz en azından, daha iyi. Ne yapıyorsun sen burada? Beni aradı, bu ölüyor bitiyor kiraz dedi. Ne iş, neyin var senin? Sana ne ya? Sen bizi terk etmedin mi zaten? Ya doktor, okulda buna lakap takmışlar, dalga geçmişler bununla. Bu da üzülüp kaçmış okuldan. Öyle ciddi bir durum yok yani. Tamam, gideceğim. Tamam. Öyle olsun Emre ya. Ben de seni arkadaşım sanmıştım ha. Ya ufaklık, ne arkadaşı ya? Altı üstü biz seninle bir kez görüştük. Bak sen ne yap biliyor musun? Doktoru dinle. Doktor iyi kafa açar. Hem belki senin de kafan açar ha. Emre hadi. Hadi Emre hadi. Tamam. Kiki ben gideceğim. Hop, hop. Nereye gidiyorsun? Bu zaten tek başına gidemezsin. Ben seni bırakırım. Sana ne ya? Bak hayatım özür dilerim ama buna izin veremem. Tamam mı? Hem anladığım kadarıyla galiba kimse senin burada olduğunu bilmiyor. Yanılıyor muyum? Çekil diyorum. Ne bak dur. Dur bir. Şöyle yapalım. Mesaj atalım. Tamam mı? Kız seni merak ediyordur ya. Burada olduğunu bilsin. Tamam, güvende olduğunu bilsin. Sonra seninle konuşuruz, bir hal çaresine bakarız. Ya olmaz. Ablam eğer senin ne olduğunu öğrenirse... ne bileyim, krize falan girer. Böyle kafayı yer. Beni buradan almaya çalışır. Doğru, doğru. Ben onu düşünemedim. Tamam. Ne yapabiliriz? Şöyle yapalım. Nerede olduğumuzu söylemeyelim. Tamam mı? Öylelikle sorumluluktan kalkar. Biz de kendi kafamıza göre hareket ederiz bakalım ne yaparız diye. Atıyorum bak. Bu tarafta yok. Bu tarafta da yok. Ne alaka ya? Ne oldu Filiz? Ne oldu Filiz? Kiraz Barış'aymış. Nasıl ya? Şimdi Kiraz Barış'la görüşüyor mu? Hayır canım, ne alakası var? Kiraz benim yanımda, merak etmeyin. Sakinleşince eve getireceğim. Açmıyor bak. Sakinleşince getireceğim dediğine göre demek ki ağlıyor. Of, var ya ölüyordum ama ya. En azından güvende şimdi. Çok şükür sağlığı yerinde. Ah Kiraz, ah. Bak daha yeni yemin verdim. Delirmeyeceğim, sinirlenmeyeceğim, kızmayacağım dedim. Beni yine delirtti bak. Senin ne işin var başın yanında ya? Ya neyse Filiz, en azından Kiraz bulundu. Önemli olan mı? Tamam öyle. Ya Selim, sen de bu saate kadar heba oldun, kusura bakma. Sen daha fazla durma istersen. Ya yok canım, Kiraz gelene kadar ben burada kalayım. Şimdi Barış getirirse bir tatsızlık falan çıkmasın. Ya yok yok, rahmetli Hikmet zaten yanımda, bir şey olmaz merak etme sen. İyi tamam, ben seni eve bırakayım, oradan da giderim. Tamam. Ya Barış abi, küçücük evde tam 9 kişi kalıyoruz ya. Bir odada 9 kişiyiz resmen yani. Tuvalete girmek için bile 2 saat bekliyoruz. Ben nefret ediyorum orada zaten. Her şey o kadar eski ki. Barış abi çok yalnızım ben ya. Arkadaşların bunu mu öğrendiler? O yüzden mi üzerine geldiler senin? Yalancı diyorlar. Sen eziksin diyorlar. Peki sen öyle olduğunu düşünüyor musun? Neyi düşünüyorsun? Tabii ki öyle bir şey yok ortada. Sen ne eziksin ne de yalancısın. Olur mu öyle şey? Ama onlar öyle düşünmüyor ki. Onlar bana diyor ki sen eziksin. Sen bize yalan söyledin. Ben gitmeyeceğim okula. Zaten hiç kimseyi sevmiyorum. Herkesten nefret ediyorum. Her şeyden nefret ediyorum. Ölmek istiyorum. Tek istediğim şu dünyadan yok olmak. Çok yalnızım Barış abi. Dur bir sakin ol. Bak, sen çok akıllı bir kızsın, tamam mı? Hep böyleydin. Bence birazcık üzerine düşünürsen sonra doğru yolu bulacağını düşünüyorum ben. Tamam mı? Bak, bence ihtiyacın olan şey sadece biraz sakinleşip düşünmek.
Tamam mı? Yalnız olduğunu hissettiğinde de yalnız olmadığını biliyorsun tabii ki, değil mi? Ailem var, çok güzel bir ablam var, ben varım. Mesela beni istediğin zaman arayabilirsin. Ablam izin vermez ki. Sen onun en büyük düşmanısın. Biz ablanla konuştuk. Artık arkadaş kalacağız. Aramızda öyle bir sorun kalmadı. Nasıl yani? Siz şimdi küs değil misiniz? Değiliz. Tamam mı? Anlaştık mı? Hı hı. İyice kafayı yedi bu kız ha. Deli prenses oldu çıktı yani. Barış'a gitmek ne demek ya? Ben ne bileyim ablacığım ya. Niye aradı, niye ona gitti? Ya biz Şeref'i senden uzak tutmaya çalışıyoruz. Şunun yaptığına bak ya. Gelsin ben soracağım ama ona. Aman dedim Rahmet bak gözünü seveyim kaçmalara falan başladı. Yapmayın bir şey sakın deme bir şey. Hey anacığım bak doğru söylüyor. Vallahi kızdırmaya gelmez çünkü kızın kafası gitmiş yani. İyi değil çocuk. Ya mesele kiraz falan değil ya. Mesele Barış. Ha? Kim bilir neler dedi de kızın aklına girdi. Bizim Barış'tan hesap sormamız lazım. Soracağız, sen merak etme zaten, soracağız. Hah, geldiler. Gelsin bakayım. Kiraz, kuzum. Oh, iyi misin? Ha? İyi misin? İyiyim. Yatacağım ben. Selam. Ne işi var lan benim kardeşimin seninle? Ha? Bizden tırstın, şimdi çocuktan medet umuyorsun. Ablamın da yanına çökmüşsün. Barış, ayağını denk al, günah bizden gider ha. Bir yere çöktüm yok benim. Böyle kirazı getirdim. O yüzden buradayım. Niye senin yanına geldi kiraz ya, ha? Ne alakanız var sizin? Ya hiçbir şey yok aramızda, ne olacak? Rahmet, beni öyle kiraz da aramadı zaten. Emre aradı. Şu dükkandaki Emre vardı ya, bir çocuk benim yanımda. Gözüm yeğenim. Evet evet. Dükkanda tanışmışlar da öyle bir kötüyüm ağlıyor ağlıyor arayınca emmeden telaş edip beni aramış öyle. E tamam işte Gülsüm Mürsüm tanıyormuş ablam da. Niye seni arıyor abicim? Dertleşebileceği bir abisi olarak gör demek ki. Rahmet. Bizim aramızdaki bu ilişkinin hayırlığında değil. O yüzden böyle yapıyor Kiraz. Üzerine gitmeyin kızın yani. Tamam çok sağ ol. İlgilendiğin için. Önemli değil, önemli değil. Bu arada okulda bir takım sorunlar yaşıyor. Çok üzerine gitme bence, çok üzülüyorum şu an. Sana mı soracağız lan biz ne yapacağımızı? Ha? Sana mı soracağız biz ne yapacağımızı? Ha? Barış bu olaydan kendine bir pay çıkarmaya çalışma, tamam mı? Sen artık ağzında kuş da tutsan... ...Eliboğulları için bittin, tamam mı? Bunu aklına yaz. Aynen öyle. Sen bizim için ölüsün. Dikkat et de gömmeyelim. Öyle bir şeyin peşinde değilim dediğim gibi. Kirazı getirdim. O yüzden iyi geceler. İyi geceler. Herife bak ya. Bir de utanmadan akıl veriyor ya. Ulan sen çekip gittin diye bu çocuklar bu halde be. Heyo. Vallahi utanmasa yemin ediyorum yüz bulsa gelir buraya oturur ha. Ben size diyeyim. Ne demişler ama? Yüz verme deliye gelir sıçar halıya. Aferin paşalar. İyi gözdağı verdiniz. Çok iyisiniz. Tamam mıyız? Ha? Ha. Yani Barış'a söyleyeceğinizi söylediniz artık. Değil mi? Tamam yeter. Bir daha Barış adı duymayacağım. Tamam mı? Tamam. Hadi gidin şu Fiko'yu toplayın da gelin. Sabah okulu var. Hadi. Tamam. Bir daha böyle bir şey yapma, tamam mı kuzum? Yüreğime indi vallahi. Sana bir şey olursa ben ne yaparım?
Benden kurtulmak istemez miydin ha? Ablacığım olur mu öyle şey? Sen canımsın benim. Canımın içisin. Senin kılına zarar gelse dünyayı yakarım ben. Okulda herkes öğrendi. Böyle bir yerde yaşadığımızı. Rezil oldum yani. Niye rezil olasın Kiraz? Burası bizim evimiz. Fakir olmak suç değil ki. Ayıp bir şey mi fakir olmak? Esas seninle dalga geçenler rezil. Tamam, merak etme sen. Neyse tamam, çok fazla konuşmak istemiyorum. Ben sizi çok seviyorum Kiraz. Hepiniz. Canımdan çok seviyorum. Bunu sakın unutma, tamam mı? Fiko, Kiraz. Nerede bunlar ya? Ne bileyim anacığım. Ve babanın aklı yerine geldi ya. Ayrışamadılar bir türlü. Zihni sinir bir plan peşindedirler gene kesin. Baktım abla ben şimdi. Ya baba. Kim ne yapsın bu ekeli? Kim satın alacak ki? Biz başka bir bulalım. Hadi be. Ne yapıyorsunuz burada? Ne demek ne yapıyorsunuz ya? Konuşuyoruz, görmüyor musun? Görüyorum Zeynep. Konuşuyorsunuz. Ne konuşuyorsunuz ama? Dır 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 bitmedi konuşmanız. Bir tuhaf duruyor yani. Sana lan sana ne? Faydasız. Abi babam bu heykeli satıp parasıyla Melek ablanın yanına gidecekmiş. İspiyoncuk. Ya baba Allah aşkına aklın yerine geldi diye mutlu olduk. Ne oldu, yarısı geldi yarısı yolda mı kaldı ya? Kim ne yapsın bu heykeli? Ne diyorsun Hikmet ya? Gerçekmiş bu. Adam tarih eser kaçakçının elinden çekip çıkarmış bunu. Evet evet vallahi ya. Kamyondan aşağıya bir indim. 15 tanesi böyle sinek gibi yapışmış. Neş neş. Oradan çektim getirdim buraya. Vallahi. Hmm. Babam da o korkuyla hafızasını kaybetmiş abi. Fiko sen okula git hadi ya. Yürü hadi git. Al çantanı motunu. Git okulunda tarih dersine çalış, heykele bak canına. Karıcığım, güzel karıcığım 50 defa söyledim sana da. Allah aşkına kendine dikkat et biraz. Babama uyma. Hamilesin. Çocuğa bir şey olacak, sana da bir şey olacak. Kır dizin evinde otur ya. Biliyorum senin başının altından çıkıyor bunların hepsi. Sen yapıyorsun. Boş ver bunu ya, boş ver. Anasını çekmiştim. Kiraz hadi ablacığım kalk. İstemiyorum, gitmeyeceğim. Ne demek istemiyorum, gitmeyeceğim ya? Nereye kadar gitmeyeceksin? Hadi ablacığım, iki tane şımarık çocuk için değmez. Hadi kalk. Kiraz! Kiraz! Hadi rahmetler kapıda bekliyor seni. Bir onlar gitsin önden, ben sonra getireceğim onu. Gelmeyeceğim diyorum sana ya, gelmeyeceğim diyorum. Anlamıyor musun sen? Bitti benim için okul, tamam mı? Bitti ne demek Kiraz? Ha, ne demek bitti? Sen beni beğenmiyorsun yani. Hiçbirimizi beğenmiyorsun ya. Benim gibi, bizim gibi olmamak için gitmek zorundasın okula, tamam? Hadi. Hadi gi. Bu evi, bu hayatı sevmiyorsun, kurtulmak istiyorsun. İlla okula gideceğim bunun için, mecbur. Hadi. Ölürüm de ben bir daha gitmem oraya, tamam mı? Benle orada nasıl dalga geçiyorlar? Senin haberin var mı ya? Kiraz'ım bu onların terbiyesizliği. Senin zaten terbiyesiz insanlarla ne işin var ya? Onlarla arkadaşlık etmesen zaten. Hadi Kiraz kalk. Kızım sen istemedin mi bu okula gideceğim ben illa diye? Ha? Ben geleceğim burası benim. Gitmezsem ölürüm demedim. Hadi kalk. Hadi gineceksin kalk. Tamam ben de diyorum ki gitmeyeceğim. Gönderme. Kalk bak yettin artık ha. Kalk. Delirttin beni yine ya. Alacaksın bunları giyip okuluna gideceksin. Gitmeyeceğim işte ya. Gitmeyeceğim. Benimle orada nasıl dalga geçiyorlar? Senin haberin var mı? Yok işte. Hiçbir şeyden haberin yok senin. Ben işte bu yüzden oraya gitmek istemiyorum. Beni madem oraya götüreceksin öldür daha iyi, tamam mı? Öldür. Ben gideyim bu hayattan, tamam mı? İstemiyorum çünkü oraya git.
belki. Zaten buraya tıkılıp kaldım. Bu yüzden benim o kadar yüzüme vuruyorlar ki bunu. Senin haberin var mı? Yok işte, gitmeyeceğim diyorum ben sana oraya. Dinlemiyorsun ki beni. Kiraz, ne hale getirmişler seni ya? Nasıl çocuk bunlar, nasıl insan? Nereye gidiyorsun? Okula. Ne yapacaksın? Konuşacağım. Ben de geleceğim o zaman. Tamam, giyin hadi. Ya abla bak, dur diyorum sana. Ya abla, durur musun? Of. Ya abla dur. Dur bak, geldim, buradayım, sınıfa gireceğim. Ne olur dur. Kimseye bir şey söyleme, arkadaşlarıma bir şey söyleme. Ne olur abla bak. Hayatım boyunca asla bir daha arıza çıkartmayacağım. Ne olur ama kimseye bir şey söyleme. Babacığım sakin ol ya. Ben konuşacağım sadece. Çok üzüyorlar seni Kiraz. Ben bu yaşa seni onlar üstün diye mi getirdim? 2 dakika konuşacağım. Çekil. Ya abla. Buyurun. Filiz ben, Kiraz'ın ablasıyım. Çocuklarla 2 dakika bir şey konuşacaktım da. Nasıl anlamadım? Kiraz'ı çok üzmüşler. Söyledikleriniz yüzünden Kiraz okula gelmek istemedi bugün. Çok üzülmüş. Yani hepiniz küçücüksünüz. Kızamam size. Ama ne kadar derin yaralar açtığınızın farkında değilsiniz. Nelere sebep olduğunuzun da farkında değilsiniz. Sadece bilin, Kiraz'ı çok üzmüşsünüz. Fakir ya da zengin olmayı biz seçmiyoruz. Evet, Kiraz'ın ailesi zengin bir aile değil sizinki gibi. Ama yani doğduğumuz aileyi biz seçemiyoruz ki. Biz 1-0 yenik başladık. Doğru. Yenik bitirmesinler diye bu okula göndermeye çalışıyorum ben çocukları. Kiraz için iyi bir eğitim çok önemli. Çok. O yüzden siz de okulunuza bakın. Yani ne giyiyorsunuz, nerede oturuyorsunuz, cebinizde hangi telefon var, bırakın bunları. Eğitiminize bakın. Hem bilemezsiniz ki. Yani sizin de ailenizin durumu bir anda kötüleşebilir. Hayat bu. Size biri böyle davransa iyi mi olur? Hoşunuza mı gider? Onu düşünün. Tamam Filiz Hanım. Bu kadar yeterli sanırım. Ben konuyu anladım. Sanırım bütün arkadaşları da yaptıklarının ne kadar yanlış olduğunu anlamıştır. Değil mi çocuklar? Evet öğretmenim. Teşekkür ederiz. Çıkabilirsiniz. Hadi Kiraz'cığım, geç sen de otur yerine. Devam ediyoruz arkadaşlar. Evet çocuklar. Temel anlamıyla bağlantılı olarak zamanla ortaya çıkan değiş anlamlara yan anlam veriyor. Mesela göz dendiğinde akla ilk gelen kelimenin temel anlamı olan organ adıdır. Efendim? Ben Kiraz'ı merak ettim de müsaitsen ağacın oraya gelebilir misin diyecektim. Ben atölyede değilim ama yani yarım saate gelebilirim. Tamam, yarım saat sonra olsun o zaman. Tamam. Selam. Ben seni böyle çağırdım ama kusura bakma, rahatsız ettim. Yani senin dükkana gelemiyorum ya şimdi. Bendikleri nefret ediyorlar benden falan. Evet. Normal olarak. Kiraz'ı konuşacaktın galiba onun için. Evet evet, ben onu konuşacaktım seninle. Hiç öyle öfkeli görmemiştim onu. Yani iyiymiş mi, nasıl? İyi değil. İyi falan değil. Çok ciddi tutulmuş, aşırı takmış duruma. Evet, okula gitmeyeceğim falan diyordu. Ha, sabah da dedi. Sonra böyle kıyamet koptu falan.
Ben işte sinirle arkadaşlarımla konuşacağım diye çıkınca peşimden geldi, öyle girdi okula. Biz arkadaşlarıyla konuşmadın değil mi? Konuştum, niye? Yani pek iyi etmemişsin galiba. Niye ya? Kızı ne biçim korkutmuşlar, ödü kopmuş kızın. Anlatmadı mı sana? Ya anlattı da bu durumla pek baş edebilecek gibi görünmüyor. Pek zorlamasaydın o yüzden. Ya neyi zorlamıyor? Okula gitmeyeceğim diyor. Ne demek okula gitmemek? Gidecek, bununla baş edecek. Bir şekilde bununla baş etmeyi öğrenecek, Allah Allah. Yahu öğrenecek tabii ki de. Kız utanmış. Sen şimdi gidince orada herkesin içinde bir daha böyle konuşunca daha da utandırmışsındır tabii ki. Ben utanılacak bir insan mıyım, öyle mi? Ya ne alakası var senden? Ya bir çocukluğunu düşünsene. Tamam mı? Bak sen bir arkadaş kavgası ettiğinde nasıl büyükler geldiğinde utanırdın, bir şey olurdun, böyle bir çekilirdin içine. Öyle olur, küçük düşersin. Utanç verici bu durumu. Ben hiç öyle bir şey yaşamadım ki. Yani annemle babam şunun çeyreği ilgilense benimle. Yani bırak ilgilenmeyi, benim varlığımdan sadece haberleri olsa ben dünyanın en mutlu çocuğu olurdum. Ne utanması? Evet, senin öyle bir durumun olmadı değil mi? Evet. Evet, annem baban sana öyle bir şans vermemiş ama sen Kiraz'a bu şansı verdin. Ama çok güzel, çok iyi bir abla oldun yani. O yüzden karıştırma. Yani sen ve o farklı kişilersiniz. Aynı kişi değilsiniz. Ne yapacağım? Bırakacağım mı, gitmeyecek okul, öyle mi? Yok yani öyle bırakmak değil, rahat bırak. Zaten 2-3 gün o kendi karar verecek eminim. Okula gitmeye kendi karar verecek. Aha, dur gül. Hey, bu çok konuşuyor. Nurgül Hanım. Ne yapıyorsun burada? Ya şöyle hava alıyorum. Biraz böyle temiz hava iyi gelir diye. Düşündüm, hadi git sen, bekleme beni. Şey yap. Bankaya gidiyorum, hemen geleceğim dedin. Yok oldun, böyle hasta dolu arası. Hepsi de seni bekliyor. Ben de sana bakmaya bankaya gidiyordum. Bana bakmaya çıktın yani. Ne oldu kızım ya? Yine mi uğraştılar seninle? Ya kızım, az sabret. Bak babamın da kafasını yerine getirdik. Babam da Melek ablayı getirecek işte. Nereye getiriyor Figo ya? Nereye getiriyor? Babam öylece oturuyor işte evde. Biz güvenmeyecektik babama. Ya o elindeki heykeli satıp parasıyla gideceğim diyor. Yapar belki ya. Ya kime satıyor, neye satıyor? Kim olur o salak taş parçasına? Söylesene. Evde satılıyor zaten. Neyse ben durmayacağım, zaten gidiyorum. Ya kızım saçmalama. Ya kızım, iki şımarıklığa depomuş bırakacak insanlar mıyız biz? Kendine gel ya. Bak görürsün. İki gün ayaklarımıza kapanacak hepsini. Ağlama ya. Ama artık onlar bizim düşmanımız, tamam mı? Ben onlarla düşman değil ki, arkadaş olmak istiyorum Fiko. Onlar beni sevsin istiyorum. Ama artık hepsi imkansız işte. Neyse, ben çantamı alıp eve gidiyorum. Nereye gidiyorsun Kiraz? İspiyoncu ya, hemen şikayet etmiş bizi. Ablasıyla gelmiş okula, korkak. Bir de ablam Amerika'da diyordu. Resmen yalancı. O vahşi kardeşin de gününü göstermemiz lazım bizim. Gösterelim hadi. Kardeşine bizi dövdürmek neymiş, anlasın bakalım.
kandısını açınca çok güleceğiz. Anlasın bizi kandırmak ne demekmiş. Çabuk kapak gelecek. Yoksa ispiyoncu. Daha sana değer verecektik biz.